Hah, her şey hazır mı hediye? Neredeyse hazır Suzan Hanımcığım, az kaldı. Ay, Tolga'm işine geri döndü ya. Nasıl mutluyum biliyor musunuz? Uzun zamandır şu mutfakta böyle isteyerek yemek yapmamıştık. Ay, ben de çok mutluyum hediyeciğim, ben de. Şeytan kulağında kurşun. Yani günler sonra ilk defa şöyle rahat bir nefes alıyoruz. Allah bozmasın Suzan Hanım. Ama şeytanın boynuzunu daha kırmadınız. Hmm. Onun da zamanı gelecek hediyeciğim. Hele bir ortalık durulsun. Tolga'm bir su yüzüne çıksın. Onun da zamanı gelecek. Ne fısıldaşıyorsunuz böyle aranızda? Ay, ne fısır fısırı canım. Hediyeye git üstünü değiştir, bizimle masaya otur diyordum. Aa, öyle diyordu Suzan Hanım. Ben de diyordum bayağıdır böyle mahalle yemek yememiştik Tolga. Ha. Ben gideyim üstümü değiştireyim o zaman. Yok yok, sen üstünü değiştir, ben bakarım. Hakan'dır zaten. Geldim. Sürpriz. Misafir getirdim ama sorun yoktur umarım. Yok. Yok canım, ne sorunu? Olur mu hiç? Beklemiyordum sadece tabii ki. Bir an şaşırdım. Görünce. Buyurun, geçin lütfen. Geç. Geçelim. Ay, çok sıcak bugün, biraz içim yandı. Daraldım. Çok komik kız gibi. Tabii ya. Bakın, ne oluyor burada? Yok da oğlum, anlatır mısın? Konuşuyoruz. Bak. Kardeşim geçen gün de saçma sapan konuşuyordum. Sevgili falan değilsiniz. Ya ha? Yok ya. Anlatacağım diyorum ya. Sakin, bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Yok. Yok güvenmem, bir şey anlatacağım. Senden duyunca değil mi? Bayağı sevindim yani. Hayırlı olsun. Ne zaman başlıyormuş çekimle? Teşekkür ederim. Yani şu an hazırlık sürecindeyiz. Daha başlar yakında. Hadi bakalım. Buna benim bir bakmam gerekiyor. Gelirim tabii, hemen. Tabii. Aa, sen de mi buradaydın? Hoş geldin. Hoş buldum. Sağ olun. Bunun ne işi var burada? Umarım başımıza yeni işler açmaz. Yok yok. Bitti o. Suzan abi. Evet. Ne oluyor burada? Kardeş, bir şey yok ya. Ne saklıyorsun benden? Yok yok, bir şey saklamıyorum. Kanka, ne saklayacağım? Öyle mi? Hı. Sen bu kızı alıp buraya getirdiğine göre sizin aranızda bir şeyler netleşmiş. Yok yok yok, öyle bir şey değil. Öyle mi? De şey... bana taşındı diyebiliriz. Lan yuh! Tutup koluna nikah masasına otursaydınız keşke. Yok oğlum, öyle bir şey değil ya. Böyle ev arkadaşı olarak falan öyleyiz yani şu an. Ev arkadaşı. Şerife anneyle Kadir abinin haberi var mı peki? Onların galiba haberi yok ya. Bravo kardeşim sana. Wow. Harbiden. Helal. Böyle pimi çekilmiş bombayı almışsın. Cebine koymuş geziyorsun. Patlayınca beni aramam. Olmaz ya. Yok yok. Sorumluluğu kabul etmiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsun. aşklarım, yeter mi artık? Hadi ha? Canım benim, birazcık da ben sarılayım. Bana yer kalmadı. Abla, senin ne işin var burada? Aa. Tolga yoksa sen mi çağırdın? Ha? Annemleri falan çağırmadın değil mi? O bilmiyor benim burada olduğumu, kızgın hala sana. Ben hiç kimseyi çağırmadım. Yok, ben Hakan'ın davetlisiyim. Evet, Hakan'la beraber geldi.
Biz Hakan'la ev arkadaşıyız artık. Evi terk ettim ben, beraber yaşıyoruz. Nasıl? Sen bir gelsene ben de. Gel, gel. Biz bir konuşalım. Şey mi oldu? Ne demek ya? Hakan'la yaşamak ne demek abla? Biz seni arkadaşınla ders çalışıyor sanıyoruz. Ders bitti canım. Gerçek hayata hoş geldiniz. Kızım annem duysa kadının yüreğine iner be. Karşında çocuk varmış gibi konuşmayı kes artık Asya. Lütfen. Unutma ablanım ben senin. Ayşe, kimseye de hesap vermek zorunda değil mi, benim hayatım bu? Evet doğru, sen benim ablam mısın? Evet ben senin hayatına karışamam. Ama evdekileri de böyle ayakta uyutmana izin veremem, kusura bakma. Aa. Sen ayakta uyutunca oluyor, ben yapınca mı olmuyor? İyi, o zaman buraya Tolga'nın evine geldiğini de söyleseydin. Niye söylemedin dürüst kardeşim? Ayrıca kandırmıyorum ben kimseyi. Ben ablama net bir şekilde söyledim. Artık o eve dönmeyeceğim dedim. İşte belki dönerim diye söylememeyi tercih eden ablam, ben değilim. Anladın mı? Niye topu kızın üstüne atıyorsun o zaman madem öyle? Madem bu senin hayatın, madem kimse karışamaz abla, o zaman annemle abimi alırsın karşına, açık açık söylersin ben Hakan'la yaşayacağım diye. Ha? Var mı buna cesaretin? Ben sen değilim Asya. Sen böyle beni sorgulayacağına kendi sakladıklarını bir dur düşün istersen. Her şey yolunda mı? Değil Tolga. Hiçbir şey yolunda değil. Asya, bak bir makalede okumuştum. Böyle durumlarda birine sarılırsan iyi gelirmiş. Karşındakinden güç alırmış. Deneyelim mi? Tolga. Şişt, bozma bana. İstediğim iş geri dönmüş. Sevdiğim kadın kollarımda. Arkadaşlarımız burada. Eşsiz bir an bu. Tolga. Benim sana bir şey söylemem lazım. Yani bu güzel manzarayı bölmek istemezdim ama dışarıda biraz meraklı bakışlara maruz kalıyorum o yüzden. Tamam, bizi bekletmeyelim istersen. Daha konuşacak çok vaktimiz olacak.